Merhabalar sevgili gençler. Sınav ajandası programında çarpanlara ayırma konusuyla tekrardan karşınızdayız. Çarpanlara ayırma yöntemlerini işleyip konuya giriş yapacağız. Yine konumuzun sonunda yanında bulunsun konu özetimiz ve 2 adet çarpanlara ayırma testimiz olacak. Bu konu anlatımını yaptıktan sonra bu testleri de yine kanalda beraber çözeceğiz. Bu video ile beraber konu anlatım PDF'lerini de bulabilirsin. Sanırım toplamda 15 sayfa bir PDF seni bekliyor olacak. Şimdi çarpanlar ayırma yöntemlerinden ilk olarak birincisi ortak çarpan parantezini alma. Verilen ifadede ortak terimler varsa ifade bu ortak terimlerin parantezine alınır. Mesela bakıyorsun şimdi burada AX ve BX var. Burada da AX ve CX var. Ortak olanlar hangileri? AX'ler. Dolayısıyla sevgili gençler aradaki işareti falan hiçbir şeyi bozmadan AX parantezini aldık bakın parantez. Yanında ne vardı AX'in? Ben buradan AX'i çıkarırsam sadece ne kalır? BX. Buradan AX'i çıkarırsam sadece CX mi kalır? BX artı veya eksi CX aradaki işaret neyse buradaki işaret de olacak şekilde çarpanlarına ayırabilirsin sen bunu. Burada AX artı AY'yi A'lar ortak olduğu için A parantezinde X artı Y. A üzeri 4 B küp eksi A kare B kare artı A kare B ifadesinde sadece 3 ifadede de a kare b'ler ortak olduğu için bunun parantezini alırsın. Geriye kalan ifadeleri yazarsın parantez içerisinde. Bakın burada x küp 2xy ve 3x'ten sadece x ortak. Dolayısıyla x parantezinde x kare artı 2y artı 3 dersin. Bu ifadede de 2x kare yz'ler ortak olduğu için bunun parantezini alırız. Geriye kalan ifadeleri parantez içerisinde bırakırız. Ortak çarpan parantezini alınırken ortak terimlerden derecesi en küçük olan ifade dikkate alınarak ortak çarpan parantezine alınır. Bunu zaten biliyoruz. Ve şunu da unutmuyoruz. A eksi B dediğimiz ifade aslında eksi parantezinde B eksi A'ya eşit olduğundan A eksi B bir çarpanken B eksi A da bir çarpandır. Bunu asla unutmayacaksın. Önemli olan kısım şurası. A eksi B çarpan iken B eksi A da bir çarpandır. Bazen bu ifadenin çarpanlarından hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bu ifadenin çarpanlarından biridir? Denildiği zaman bazen oluyor işte. B eksi A diye bir çarpan buluyoruz işte tıp 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 şu şekilde. Arada da bir tane B eksi A çarpanı var. Şıklarda da A eksi B var ama boş bırakıyorsun soruyu. Olmaz. B eksi A diye çarpan bulduysan A eksi B'yi de işaretleyebilirsin. Sonuçta B eksi A bir çarpansa A eksi B de bir çarpandır diyeceğiz. Fx polinomu Px polinomunun bir çarpanıysa eksi fx polinomu da Px'in bir çarpanıdır diyeceğiz. Bu ifadenin açıklaması olarak uyarımızda da buna yer verdik. Şimdi yukarı doğru çıktık. İki tane sorumuz var. Bunları bir çözelim bakalım. Diyor ki x artı 2 çarpı 3y eksi 1 eksi x eksi 2 çarpı 6y eksi 2. Şu an için hiçbir ortak çarpan görünmüyor gibi. Ama bunu ben x artı 2 çarpı 3y eksi 1 eksi x eksi 2 çarpı. Bakın şuradaki 6y eksi 2'yi önce 2 parantezine alırsam 3y eksi 1 gelir. Değil mi? Bakın burada ne var? 3y eksi 1. Burada ne var? 3y eksi 1. Artık 3y eksi 1 parantezine alma zamanı gelmiştir. 3y eksi 1 parantezinde. Burada ne kaldı? X artı 2'miz. Burada ne kaldı? Bakın hem 2'yi hem de eksiyi dağıtacağım. Eksi 2x artı 4 kaldı diyebiliriz. Böylelikle 3y eksi 1 çarpı. Burada eksi x 4 ile 2'yi topla artı 6. 3y eksi 1 çarpı eksi x artı 6 ya da 6 eksi x derseniz buraya doğru cevabın burs olması gerektiğini görebilirsiniz. İkinci sorumuza bakacak olursak ise x eksi y 2'dir. A artı b 6'dır. A eksi a y artı b x eksi b y kaçtır diye sorulmuş. Bakın ilk iki ifadede a, son iki ifadede b'ler ortak olduğu için a parantezinde x eksi y ve artı b parantezinde yine x eksi y'miz var. Burada x eksi y parantezine de alınacak olursa ifade a artı b kalır. Burada değil mi? Bakın şunun ve şunun parantezini alırsam dışarıda a ve b kaldı. O yüzden a artı b yazdım. X eksi y'nin 2, a artı b'nin 6 olduğunu verdiği için doğru cevap 12'dir diyebilirsin. Bazen şunu da yapsan olur. İşte burada hocam AX var, burada BX var. Burada AY var, burada BY var. Yani şu iki ifadede X'ler ortak. Ben X parantezinde A artı B yazsaydım, sonrasında da Y parantezinde, bakalım, eksi Y parantezinde diyelim oraya. Şurayı silelim. Eksi
y parantezinde a artı b, sonrasında da a artı b parantezinde x eksi y yapsaydım olur muydu? Tabii ki neden olmasın? Bakın a artı b 6 idi, x eksi y 2 idi. Çarparsak gene 12 gelecekti. Dolayısıyla her iki türlü de olur diyebiliriz. Geçiyoruz ikinci kısmımıza. Gruplandırarak çarpanları ayırma. Bir polinomun bütün terimlerinde ortak olan bir çarpan bulunmuyorsa, işte o zaman ortak çarpanı olan terimler bir araya getirilerek bu gruplar ortak çarpan parantezine alınır. Birkaç örnek üzerinde görelim. Mesela tüm ifadeye bakıyorsun. İlk üçünde a var ama sonuncusunda yok. Nasıl ayıracaksın? Şöyle. Şurada bakın a kare ile a eksi b'de a çarpanı. A eksi b'de de bir çarpanı var. O halde a parantezine aldım ilkini, ne geldi? A parantezinde a eksi b, yan tarafta da zaten a eksi b vardı. Şimdi a eksi b parantezinde bir burada a kalır, bir de burada çarpanı ne var? Bakın 1 var. Dolayısıyla bir de 1 kaldı. A eksi b çarpı a artı 1 oldu. İlk ikisini x, son ikisini eksi 1 parantezine aldığımız zaman da x eksi y çarpı x eksi 1 gelir. Bu örnekte ise y eksi 2y kare eksi 2x artı 4xy'de. Burayı y, burayı eksi 2x parantezine alırsak bakın y parantezinde 1 eksi 2y, eksi 2x parantezinde 1 eksi 2y. Şimdi ne parantezine alacaksın? 1 eksi 2y parantezine alırsan y eksi x çarpanının kaldığını görürsün. Bir de hocam şimdi arka arkaya 4 tane mi verir hep? Yok, 4 tane vermeyebilir. Bazen 6 tane, bazen 7 tane, bazen 8 tane verir. Sıkıntı yok. Bazen 2 tane verir. Ne yapacağız hocam? Peki böyle ardışık ardışık mı gruplandıracağız? Yani şununla şunu, şununla şunu mu gruplandıracağız? Hayır. Bazen yerlerini de değiştirebilir. Yani bunun yanına bunu, bunun yanına bunu da verebilir. Dolayısıyla sen bunları kendin fark edeceksin sorunun içerisinde diyelim ve ikinci sayfamıza geçelim. Şimdi ikinci sayfada bir soruyla başlıyoruz. Bu soru m kare artı ma artı na artı mn artı bm artı ab ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada fark edeceğiz işte. Bakın. M kare artı MA'da M var. İkisinde de, iki ifadede de, doğru mu? Peki şuradaki ifadede bakıyoruz. NA artı MN'de. Burada ne var? N var. Sonra bir diğer ifadeye bakalım. BM artı AB'de de ne var? B var. Şimdi ilkinin M parantezini alırsam M artı A geliyor. İkincisini N parantezine alırsam A artı M geliyor. Üçüncüsünü de sevgili gençler B parantezine alırsam gene A artı M geliyor. Şimdi bakıyorsun burada hangileri ortak? M artı A, A artı M, A artı M. Demek ki M artı A'lar ortak. M artı A parantezine alırsak içeride ne kalır bakın? M artı N artı B kalır. Demek ki bizim çarpanlarımızdan birisi A artı M, öteki de M artı N artı B. Hangisi varsa onu işaretleyeceksin. C seçeneğinde M artı N artı B vardır. Dolayısıyla cevap C'dir diyebiliriz. Geçiyoruz 9. Ne 9.'sü ya? 9. soru diyorum. Geçiyoruz bir diğer örneğimize. AX artı X, AY artı Y. Hemen bakın bariz belli. Burada X parantezinde, burada Y parantezini alacaksın. Üst tarafı X parantezinde A artı 1 gelir. Artı Y parantezinde A artı 1 gelir. Bir de bölü, eğer X artı Y dersek üst tarafı a artı 1 parantezine aldığımız takdirde hemen x artı y geldiğini görürsün. Alt tarafta da x artı y vardı. Şunlar birbirini götürür mü? Götürür. Şimdi a artı 1 kaçmış? 12. Bizden a istemiş. A kaçtır o zaman? 11'dir diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olur. Üçüncü olarak da özdeşliklerden yararlanarak çarpanları ayırma diyeceğiz. Özdeşliklerden yararlanarak çarpanları ayırma konusuna başlamadan önce özdeşliğin tanımını yapıp denklem ve özdeşlik arasındaki farktan bahsetmek zorundayız. Tanımımızda diyoruz ki tanımlı olduğu durumlarda değişkenlerin bütün değerleri için sağlanan eşitliklere özdeşlik denir. Yani formül gibi düşüneceksin. Tamam mı? Yani nasıl mesela fizik formüllerinde F eşittir ma diyoruz. Sen F gördüğün yere ne yazarsan yaz, m ve a ona göre şekil alıyor ve her zaman bu formül doğru çıkıyor ya. Aynı özdeşlik de öyle. Mesela a artı b'nin karesinde sen a ve b gördüğün yere ne yazarsan yaz, her zaman a kare artı 2ab artı b kareyi sağlamak zorundadır arkadaşım. Tamam mı? Aynı bu şekilde. Mesela burada demiş ki a kare çarpı a artı b, a küp artı a kare b veya m kare eksi 2mn eşittir m parantezinde m eksi 2n, x artı y çarpı x eksi y, x kare eksi y kare. Bu verdiğimiz eşitlikler birer özdeşliktir. Yani sen a ve b gördüğün yere şurada da, şurada da ne yazarsan yaz hep aynı sonucu
Burada da ne yazarsan yaz hep aynı sonucu ve bunda ve bunda ne yazarsan yaz x ve y gördüğün yere hep ama hep aynı sonucu bulursun. Bu verdiğimiz eşitlikler birer özdeşliktir diyoruz. Yani bu ifadeler değişkenler yerine verilen bütün değerler için eşitliğin solu ve sağı aynı değeri verir diyoruz. Şimdi üst tarafa doğru bakacak olursak. Üst tarafta sevgili gençler. Diyor ki denklem ise tamam mı? Değişkenlerin belli değerler için sağlanan eşitliktir. Yani denklem ise derken sanırım burada biraz dizgi hatası var. Şöyle diyelim. Eğer biz bunu tamam mı? Yok bakalım. Yok yok dizgi hatası yok. Çok özür dilerim. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle denklemse diyoruz. Tamam, denklemin tanımını yapıyoruz. Değişkenlerin belli değeri için sağlanan eşitliklerdir. Yani burada sevgili gençler elimizdeki bir ifade var. Bunu belirli bir sayıya eşitleyerek buradaki kökü buluyoruz. Mesela x eksi 2 0. X burada 2'dir bakın. Bunu direkt bulabiliyoruz. Veya x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0. Bu bir denklemdir. Çarpandan ayırırsın. X'leri bulursun. Değişkenleri bulursun. İfadeler ise birer denklemdir. Bu denklemler ancak belli değerler için sağlanır. İlk denklem sadece iki sayısı için sağlanırken ikinci ifade yalnız eksi 1 ve 3 değerler için sağlanır. Şimdi özdeşlikleri verebiliriz işte. Mesela İlk vereceğimiz özdeşlik iki kare farkı çok kullanışlı bir özdeşlik ve iyi aklında dursun. Çünkü iki kare farkında matematikteki ifadelerin tamam mı neredeyse %90'ını çarpanlarına ayırabilirsin. Mesela x eksi 2 diyoruz. X eksi 2'yi de çarpanlarına ayırırsın. X eksi 1'i de çarpanlarına ayırırsın. X eksi 5'i de hepsini x eksi 7'yi gidip de x artı 2'yi ayırabilirsin demiyorum bak. Tamam mı? Reel sayı çarpanlarına ayıramazsın sadece. Ama şuradakilerin her birini de ayırabiliriz. Bunları da göstereceğiz. Şimdi x eksi y çarpı x artı y çarpımının yapıldığında elde edilen özdeşliktir. Yani ben x eksi y ile x artı y'yi çarparsam dağıttığım zaman şu sonuca ulaşırım. Ve biz buna iki kare farkı diyoruz. Sebep işte bak iki tane karesel sayının farkı oluyor. Ve bu da x eksi y ile x artı y'nin çarpımına eşit oluyor diyoruz sevgili gençler. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Çünkü bu en çok kullanacağımız özdeşliklerden bir tanesi. Nasıl kullanacağımıza dair birkaç örnek verelim dedim. Burada diyor ki x kare eksi 16 mesela 16'nın 4'ün karesi. Dolayısıyla ben bunu x eksi 4 çarpı x artı 4. 9x kare neyin karesi? 3x'in. 1 neyin karesi? 1'in. 3x'in karesi eksi 1'in karesinden. 3 eksi 1, 3x eksi 1 çarpı 3x artı 1 diyoruz. X eksi 4'ü nasıl ayırırız? X nedir? Kök x'in karesi. 4 nedir? 2'nin karesi. O zaman kök x eksi 2 ile kök x artı 2'nin çarpımıdır diyoruz. 3x kare diyor mesela. Kök 3 x'in karesidir. Burası da 1'in karesi. Dolayısıyla kök 3 x eksi 1 çarpı kök 3 x artı 1 diye ayırabiliriz. Veya 16 x üzeri 4 neyin karesidir? 4 x karenin karesi. 1 de 1'in karesi. O zaman burası 4 x kare eksi 1, 4 x kare artı 1'dir diyebiliriz. Peki şurası yanlış olmuş bakalım. Şurası 4 x kare sevgili gençler. Bir daha bakayım şuraya bir. Bunda sıkıntı yok. Burası aslında 2x'in şu şekilde karesidir. Burada bir parantezimiz eksik. Şöyle yaklaştıracak olursak. Tamam mı? Hem de rahat görünür. Şurası sevgili gençler bir parantezimiz olacak şurada. Yani burası 2x'in şöyle karesi. Tamam. Bu 4x kare eksi 1 de hala ayrılabiliyorsa ayrılacak tabii çarpanlarına. 2x'in karesi eksi 1'in karesi çarpı 4x kare artı 1 buranın aynısı zaten. Bu da ne olur? 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 çarpı 4x kare artı 1 biçiminde çarpanlarına ayrılır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, geçiyoruz bir diğer sayfamıza. Şimdi diğer sayfada sorumuza bakalım. Diyor ki 123'ün karesi eksi 117'nin karesi eşittir. 120 çarpı x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi 123'ün karesi eksi 117'nin karesini ben 123 eksi 117 çarpı 123 artı 117 biçiminde yazarsam eşittir. 120 çarpı x diyelim bir de. 123'ten 117'yi çıkarırsak ne kalır? 6. 123'e 117 eklersek de 240 olur. 240 eşittir 120 çarpı x ise bakın 120'ye böldüm, 120'ye böldüm. Burada ne kaldı sevgili gençler? 2. 6 kere 2 ne yapar? 12. Demek ki x sayımız neymiş? 12'ymiş diyebiliriz. Geçiyoruz bir alttaki soruya. Diyor ki bakın bize ABC'de 4 basamaklı bir sayı olmak üzere 2010'un karesinden 2009'un karesini çıkardığımız zaman ABC'de 4 basamaklı sayısını elde ediyoruz. Buna göre A artı B artı C artı D kaçtır diye sorulmuş. Bakın burası 2010 eksi 2009 çarpı 2010 artı 2009 eşittir ABCD diyebiliriz artık. Peki 2010'dan 2009 çıkarsa ne kalır? 1.
çarpı 2010'a 2009 eklersek 4019 mu olur? Eşittir, o zaman ne olur? 4019. Demek ki A4'müş, B0, C1, D'de 9'muş. Bunların toplamı sorulmuş. 4 artı 0 artı 1 artı 9 dersek toplamı 14 buluruz. Cevap da Ceyhan'dır diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. X küpten x'i çıkar ve x kareye x ekle. Bunları birbirine oranla demiş. Sadeleştirilmiş biçiminde yaz. X küp eksi x'i ben x parantezini alırsam x kare eksi 1 şeklinde bölü x kare artı x'i de x parantezinde x artı 1 biçiminde çarpanlarına ayırabilirim. Hatta ve hatta şurada gördüğümüz x kare eksi 1 var ya, bakın x'in karesi eksi 1'in karesi olduğu için x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü ne olacaktır? X çarpı x artı 1 olacaktır. Peki burada sadeleşen ifade var mı? Var, hem de fazlasıyla. Bakın x'ler gitti, değil mi? Ve x artı 1'ler gitti. Geriye sadece ne kaldı? X eksi 1. O halde en sade halimiz x eksi 1'miş diyebiliriz. Geçiyoruz sevgili gençler. Sağ üst taraftaki ilk sorumuza. X eksi 5'in dördüncü kuvveti eksi 5 eksi x'in karesi ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir diye sorulmuş. Güzel bir soruydu. Şimdi şöyle diyelim. 5 eksi x'in karesi ile, tamam mı? X eksi 5'in karesi birbirine eşit olduğu için ben burayı x eksi 5'in karesi yazmak istiyorum. Sonrasında da şu x eksi 5'in dördüncü kuvvetini de x eksi 5'in karesinin karesi eksi x eksi 5'in karesi yazabiliriz. Ve sonrasında da x eksi 5'in karesi parantezinde şurada ne kalır? X eksi 5'in karesi kalır. Eksi 1'imiz olur. Sonrasında da şunu yapalım. Eşittir dedik. X eksi 5'in karesi parantezinde, şöyle parantez aldık. Bakın burası x eksi 5'in karesi, burası da 1'in karesi. Dolayısıyla x eksi 5 eksi 1 çarpı x eksi 5 artı 1 yazabiliriz. Ve burası x eksi 5'in karesi çarpı x eksi 5 eksi 1 ne yapar? X eksi 6 yapar. Burası da x eksi 5 artı 1'den x eksi 4 mü yapar? Hangisi bizim çarpanımızdır şıklarda? X eksi 6 olduğu için dolayısıyla cevap Adana oldu sevgili gençler. Geçiyoruz diğer sorumuza. X ile y negatif tam sayı olmak üzere x kare eksi y kare 7'ymiş. X kare eksi y kareyi x eksi y çarpı x artı y biçiminde yazacak olursak eşittir 7'ymiş. Şimdi x ile y'nin negatif olduğunu biliyorum ya, o zaman burası da negatif. Burası da negatiftir. Yani burası negatifse buranın negatif olmak zorundadır. Peki şöyle diyelim mi? 7 nasıl bir sayı normalde? Asal bir sayı. O zaman çarpanları mutlaka 1'e 7 olmak zorunda, ya da o zaman eksi 1'e eksi 7. Neden negatif demiş çünkü. Eksi 1 ile eksi 7 olacak. Eksi 1 ile eksi 7 olacaksa o zaman büyüğü daha küçüktür. Yani büyüğü derken sayısal olarak büyüğü daha küçük olacaktır. Demek ki burası eksi 7 olacakmış. Burası ne olacakmış? Eksi 1 olacakmış. Peki x eksi y ile x artı y. X eksi y'nin eksi 1. X artı y'nin de 1, eksi 7 olması gerektiğini öğrendik ya. Bunları biz toplarsak ne olur? Eksi y ile artıya gider. 2x eşittir eksi 8 olur. X kaç gelir sevgili gençler buradan? Eksi 4 gelir. O halde cevabımız Denizli seçeneği olur diyebiliriz. Geçtik bir diğer sorumuza. X, y eleman tam sayı. Pozitif tam sayı ama. X kare eksi y kare. Bakın yukarıdaki sorunun tam zıttı. O zaman ben x eksi y çarpı x artı y'yi yazacağım. Buraya eşittir 13. 13 nasıl bir sayı? 13 asal bir sayı. Dolayısıyla çarpanları nedir? 1'e 13'tür veya eksi 1'e eksi 13'tür, değil mi? Ama negatif olmadığını verdiği için biz 1'e 13 kabul edeceğiz. Dolayısıyla büyük olan 13'tür, küçük olan 1'dir diyeceğiz. Şimdi x eksi y 1 ise, x artı y 13 ise, ben bunları toplarsam eğer 2x'in 14, x'in ise 7 olması gerektiğini buluruz. Eğer x 7 ise 7 de eksi y eşittir 1 olduğu için y de kaç olur? 1 olur, pardon 6 olur sevgili gençler. Demek ki cevabımız Adana seçeneğidir diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer sayfamıza. Diğer sayfada ise diyor ki tam kare açılımı. Peki bu tam kare açılımı ne işimize yarayacak? İki tane sayımız varsa bu sayıların toplamlarının karesi ya da farklarının karesi ya da üçlü bir sayı varsa bu üçlü ifadenin karesi. Toplanıp çıkarılabilir, hiç fark etmez. Bu üçlü ifadenin karesi nasıl alınacak? Bunları kontrol edeceğiz. Şimdi x artı y'nin karesini birincinin karesi, şuna birinci, şuna ikinci dersek birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı biçiminde
Diğerini de birincinin karesi artı ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının eksi iki katı biçiminde bulacağız. Tamam mı? Unutmayın, arada eksi varsa burası da eksi olacak. Üçüncüde de x artı y eksi z genelde bir hevesle öğrenilip daha sonrasında unutulan, unutmamızın sebebi de çoğu soru bankasında veya soru kitabında karşımıza çıkmayan bir ifade olmasıdır. Denemelerde dahi çıkmıyor. Ha, öğrensen iyi olur mu? Olur. Öğrenmesen ne olur? Çok da şey kaybetmezsin. Ama yine de anlatalım. X artı y eksi z'nin karesi alınırken sonuç olarak hepsinin karesi olacağı için x kare y kare z kare diyoruz. Sonra aynı mantık hepsinde de artı 2 parantezinde diyoruz. Bakın x ile y'nin çarpımı pozitif olur. X ile eksi z'nin çarpımı x eksi z. Y ile eksi z'nin çarpımı eksi yz olduğu için şu şekilde bir paranteze alıyoruz ve formülümüz budur diyoruz. Aşağıda da örnek üzerinden inceledik. Bunları da sizler inceleyebilirsiniz sevgili gençler. Tamam. Şimdi geçelim yukarıdaki sağ üstteki sorumuza. Diyor ki x artı y 6. Tamam. X çarpı y de 8 olduğuna göre x kare artı y kare kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şu ifadenin x kare artı y kareyi elde edebilmek için x artı y'nin ben karesini alsam birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci eşittir 36 yapmaz mı? Yapar. Şimdi benden ne istenmişti? Gördüğünüz üzere x kare artı y kare istenmiş. Peki x çarpı y'nin 8 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Demek ki burası 2. Şurası kaç? 8. 2 kere 8 16. Ben bu 16'yı 36 tarafına atsam ne olur? X kare artı y kare eşittir 36 eksi 16'dan 20 olur sevgili gençler. Bu da bizim sonucumuzdur. Yani cevap Bursa'dır diyebiliriz. Geçtik bir alttaki sorumuza. 4 bölü 9 artı 2 artı 9 bölü 4'ün karekökü. Hemen ama hemen burada payda eşitleme durumuna falan girişmiyoruz. Bunu yaparsak bu bizim gerçekten matematik bilmediğimizi gösterir. E ne yapacağız hocam? Bakın şunu yapacaksın. 4 2'nin karesi 9 3'ün karesi. 9 3'ün karesi 4 2'nin karesi. Şimdi burada bir 2 bölü 3'ün karesi var. Artı bir de 3 bölü 2'nin karesi var. Artı bir de şu 2 var ya, o ne biliyor musun? Bak 2 çarpı birinci çarpı ikinci, eğer 2 geliyorsa buradan, ki 2'ler gider 3'ler gider 2 gelir. Demek ki şuradaki içerideki ifade 2 bölü 3 artı 3 bölü 2'nin karesiymiş ve diyor ki sana bunun karekökünü al. Şimdi buradaki kare ile buradaki karekök işareti birbirini götürür. Mutlak değer içinde çıkar. Ama zaten ikisi de pozitif olduğu için direkt cevap 2 bölü 3 artı 3 bölü 2'dir dersin. Bunu da bulman lazım. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletebilirsin şimdi. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9 bölü 2 kere 3 6. Üst taraf 13, alt taraf 6 olduğu için cevap 13 bölü 6'dır diyebilirsin. Yani cevabımız C'ymiş. Geçtik bir diğer sorumuza. 169 13'ün 25 5'in 64 8'in 121 de 11'in karesi 208 bölü 55 saçma sapan bir sayı gibi dursa da 13 bölü 5'i yazdım, karesini aldım. Bu birinci olsun. Artı 8 bölü 11'i yazdım ve karesini aldım. Bu da ikinci olsun. Artı eğer 2 çarpı 13 bölü 5 yani birinci çarpı 8 bölü 11 yani ikinci çarpımları 208 bölü 55'i veriyorsa, ki 2 kere 13 26, 26 kere 8 208 yapar, 5 kere 11 de 55 yapar, veriyor. Demek ki bu aslında 13 bölü 5 artı 8 bölü 11'in parantez karesiymiş ve bunun karekökünü al demiş bize soru. Buradaki kare ile buradaki karekök birbirine götüreceği için 13 bölü 5'te 8 bölü 11'i toplayacağız. Yani bunu 11 ile bunu 5 ile genişleteceksin. 11 kere 13 143 yapar. Artı 5 kere 8 de 40 yapar. Bölü aşağıda da 55 olacaktır. 140 ile 143 ile 40'ı toplarsak 183 yapar. Aşağıda da 55'imiz vardı. Dolayısıyla cevap 183 bölü 55'tir diyebiliriz. Yani cevap C'dir sevgili gençler. Diğer bir sorumuza bakıyoruz. Diğer soruda diyor ki kareleri farkı 32 olan iki sayının her birinden 3 çıkarılırsa yeni sayıların kareleri farkı 16 olmakta. Buna göre bu sayıların toplamı nedir? Şimdi kareleri farkı 12'ymiş. Yani x kare eksi y kare neymiş sevgili gençler? 32'ymiş. Ben 12 mi dedim az önce? 32'ymiş. Yani bu ne demek oluyor? X eksi y çarpı x artı y eşittir 32 demek oluyor. Değil mi? Şimdi diyor ki bu iki sayının
İkisinden de 3 çıkarılırsa. Yani diyor ki x eksi 3, tamam mı? Eksi y eksi 3. Bunların kareleri fark demiş ya, ondan yazıyorum. X eksi 3 artı y eksi 3 olursa eşittir ne oluyormuş? Eksi 16 oluyormuş. E peki şuraya bir bakalım. X eksi 3 eksi y eksi 3 demiş ya, bakın. X eksi 3 eksi y artı 3 olmaz mı burası? Artı 3 eksi 3 birbirini götürür. X eksi y kaldı. Yani burası değişmiyormuş. X eksi y çarpı şurası da x artı y eksi ne olur? 6 olur eşittir. Eksi 16'ymış. Şimdi biz şunu biliyoruz bir tek. X eksi y ile x artı y'nin çarpımının 32 olduğunu ve bir de şurada x eksi y ile x artı y eksi 6'nın eksi 16 olduğunu biliyoruz. Gelin biz bunları bir güzel şöyle oranlayalım. Tamam, oranladıktan sonra x ile y birbirinden farklıymış ki kareleri farkı sıfır değil demek ki. Şunlar gider. İçler dışlar çarpımı yapacağız ama yapmadan önce bunu sadeleştir 16 ile 2. Bunu 16 ile sadeleştir 1. Demek ki burada eksi 1 kaldı. Bir içler dışlar çarpımı yaparsak eksi x eksi y eşittir. Ne gelir sevgili gençler? 2x artı 2y eksi 12 gelir. Sonra şu eksi x eksi y'yi karşıya eksi 12 ile bu tarafa gönderirseniz 3 parantezinde x artı y değil mi? Eşittir ne gelir? 12 gelir. Her iki tarafı 3'e bölerseniz 4 eşittir x artı y gelir. Bizden zaten x ile y'nin toplamı istenmişti. Dolayısıyla cevap Denizli olur diyebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer sayfamıza. Bir diğer sayfada yine 6 tane sorumuz olması lazım. Toplamları 12 olan iki sayının kareleri toplamı 80 olduğuna göre. Şimdi x ile y'nin toplamı neymiş? 12'ymiş. Karelerinin toplamı neymiş? X kare artı y kare eşittir 80 imiş. Bu iki sayının farkının mutlak değeri, yani x eksi y'nin mutlak değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi x artı y'nin 12 olduğunu ve x kare artı y karenin 80 olduğunu biliyoruz ya. Şu ifadenin ben karesini alırsam x kare artı y'nin karesi artı 2xy eşittir 144 gelecektir. Elimizde x kare artı y'nin karesinin 80 olduğu bilindiğine göre ben bundan bunu çıkarırsam x kare x artı y kareler hepsi birbirini götürecek bakın. Götürdükten sonra 2 çarpı x'ye eşittir. 144'ten 80'i çıkarırsak 64 gelir. Dolayısıyla x çarpı y'de ne olur? 32 olur. Şimdi ben x artı y'nin 12 olduğunu ve x çarpı y'nin 32 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki artık toplamlar 12 çarpımlar 32 olan ne var? 4'te 8 var. Dolayısıyla 4'ten 8'i çıkar ve mutlak değerini al demiş bize. Eksi 4'ün mutlak değeri nedir? 4'tür sevgili gençler. Dolayısıyla cevap da Adana'dır diyebiliriz. Tabi buna 8 ile 4 verip mutlak değerle uğraşmadan 8 eksi 4'ten direkt 4'te diyebiliriz. Geçtik bir diğer sorumuza. 2x artı 1 bölü x 4'e eşitmiş. 4x kare artı 1 bölü x kare nedir diye sorulmuş. Şimdi ben şurada 4x karenin 2x'in 1 bölü x karenin de 1 bölü x'in karesi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla direkt karesini alıp 16'yı işaretlemeyeceğiz tabii ki. 2x'in karesi yani birincinin karesi 4x kare artı 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare ki zaten bu bize sorulan ifade. Artı bir de ne vardı? 2 çarpı birinci çarpı ikinci vardı. Eşittir. Ne olur? 4'ün karesi 16. Kareyi aldık ya. Şimdi şuradaki x de buradaki x giderse ne olur? 2 kere 2'den 4 gelir. Demek ki bize sorulan ifadeye 4 ekleyince 16 oluyormuş. O zaman bize sorulan ifade neymiş sevgili gençler? Şu kızı 12'ymiş, değil mi? Dolayısıyla cevap Adana. Geçtik bir diğer sorumuza. Bir diğer soruda x artı 1 bölü x eşittir 3 kök 2 ise x kare artı 1 bölü x kare. Yine aynı işlemi uygulayacağız bakın. Birincinin karesi artı ikincinin karesi ki burası bize sorulan ifade. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci eşittir. 3 kök 2'nin karesi ne yapar? 18. Şimdi şurası ne yaptı? X'ler gitti. 2'yi de karşıya gönderdim. Bize sorulan ifade eşittir. 18 eksi 2 oldu. Yani 16 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Denizli'dir diyebildik. Geçiyoruz sağ üst taraftaki sorumuza. Diyor ki orada da x'e 1 bölü x'i yani çarpımsal tersini eklediğimiz zaman 6'yı elde ediyoruz. Buna göre x eksi 1 bölü x nedir? Şimdi burada ben şu ifadeye a diyeyim, tamam mı? Ve o öyle kalsın. Şurada bize verilen ifadenin şunun sevgili gençler, gelin karesini alalım. X kare artı
1 bölü x kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci dediğimiz an buranın 2 olduğunu biliyoruz zaten. Eşittir 36. Demek ki x kare artı 1 bölü x kare neymiş sevgili gençler? 34'müş. Şimdi gelin şunu bulalım. A'nın karesi ne yapardı? A'nın karesi x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x yapardı. X'ler de giderse burası eksi 2 mi? Eksi 2. Biz x kare artı 1 bölü x'inin ne olduğunu bulmuştuk? 34 olduğunu bulmuştuk. 34 eksi 2'den ne gelir? 32 gelir. Ne? A kare. Şimdi a kare 32 ise a kaçtır sevgili gençler? 16 kere 2'den. 4 kök 2'dir. Dolayısıyla bize sorulan neydi? Bize a soruluyordu. O halde a da 4 kök 2'dir diyebiliriz. Cevap Ceyhan olacaktır. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. X artı 2 bölü x eşittir 4 olduğuna göre x eksi 2 bölü x bu farkın negatif değeri sorulmuş bize. Şimdi gene her iki tarafın karesini almadan önce şuraya bir a diyelim ve bizden a'nın sorulduğunu yazalım. Karesini alırsak bize verilen ifadenin x kare artı 4 bölü x kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci dersek şunlar gidecektir. Burası ne yapar? 4. Eşittir 4'ün karesi 16. Şuradaki 4'ün karesinden bahsediyorum. 4'ü karşıya atarsak şurasına gelir 12. Burası 1. İkinci olarak da bize sorulan ifadenin yani a'nın karesini alırsak x kare artı 4 bölü x kare. Şimdi ne olacak? Eksi 2 çarpı x çarpı 2 bölü x'ten burası eksi 4 olacak. Şimdi şurası neydi? 12 idi. 12'den 4'ü çıkarırsak a kare ne gelir? 8. A kare 8 ise a kaçtır? Ya 2 kök 2'dir ya da eksi 2 kök 2'dir. Bizden hangisini istemiş? Negatif olanı istemiş. Dolayısıyla cevap eksi 2 kök 2'dir. Yani cevap Bursa'dır diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. X kare eksi 6 x artı 3 eşit 0 olduğuna göre x kare artı 9 bölü x kare kaça eşittir diye sorulmuş. Bu tarz ifadelerde artık biraz mantığımızı kullanacağız. Şimdi 9 bölü x dediğimiz 3 bölü x'in karesi ama elimizde 3 bölü x yok. X kare dediğimizde x'in karesi. Elimizde x kare var ama x diye bir ifade yok ki onun karesini alalım. Tamam mı? Dolayısıyla burada sevgili gençler şunu yapacağız. Sağ tarafın ve sol tarafın hepsini de x'e böleceğiz. Tamam mı? Şu şekilde hepsini de x'e böleceğiz. Böldükten sonra ne mi gelir? X kareyi x'e böl, x gelir. Eksi 6 x'i x'e bölersen eksi 6 gelir. Ve 3 bölü x gelir. Eşittir ne? 0 bölü x 0. Şimdi şu eksi 6'yı şu tarafa atarsam ne olur? X artı 3 bölü x eşittir 6 gelir. Ve ben bunun karesini alırsam bakın x kare artı 9 bölü x kare artı 2 çarpı x çarpı 3 bölü x eşittir 6'nın karesi 36 gelir. Şurayı silelim. Şuraya 36 yazalım. Pekala şu x'ler gider mi? Gider. 2 kere 3 6. 6'yı karşıya yollarsam x kare artı 9 bölü x karenin 30 olması gerektiğini görürüm. Bu da zaten bize sorulandır. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Ve geçelim bir diğer sayfamıza. Bir diğer sayfada arkadaşlar bir bakalım burası konuyu böldüğüm yer olabilir. Aynen. Gençler bu soruyu çözdükten sonra konuyu böleceğim ve diğer videoda anlatacağım. Çünkü videolar çok uzun oluyor. Eğer hepsini tek videoda anlatırsam. X eksi 2 kök x eksi 1. X eksi 2 kök x eşittir 1. Özür dilerim. Olduğuna göre x kare artı 1 bölü x kare toplamı nedir? Böyle ifadelerde de şu köklü ifadeyi genelde yok etmemiz bize fayda sağlar. Şu 1'i bu tarafa gönderin. X eksi 1. Eksi 2 kök x de karşıya gönderin. 2 kök x gelir değil mi? Peki her iki tarafın karesini alırsam ne olur? X kare eksi 2x artı 1 eşittir 4x gelir. Ve sevgili gençler bu 4x'i bu tarafa atarsak x kare eksi 6x artı 1 eşittir 0 olur değil mi? Artık şimdi istediğimizi yapabiliriz bakın. Ben burada hepsini x'e bölersem yine şu şekilde tamam mı? Ne gelir bakın x artı 1 bölü x şunlardan geldi. Bir de ne var? Eksi 6 eşittir 0 oldu. Ve gençler şunu karşıya atarsak ne gelir bakın? X artı 1 bölü x eşittir 6 olur mu? Olur. Hem de mis gibi olur. Sonra her iki tarafın karesini alalım ve soruyu bitirelim. X kare artı 1 bölü x kare artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x eşittir ne gelir? 36. Peki şurası kaç? 2. 2'yi de karşıya gönderirsek x kare artı 1 bölü x kare ne gelecektir? 34 gelecektir. Bu da bizim cevabımız olacaktır. Evet.
Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer konu anlatımlarında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.